Arkadaşlar merhaba, yeni bir güne bakış videosuyla birlikteyiz. Bugün ortam biraz müsait, trade'lerimizi aldık. Bu saatten sonra son bir saatimiz kalmış olmasına rağmen ben artık trade almayacağım. Hem sabah Boomerang'ımızı aldık, hem öğleden sonra güzel bir optimal trade entry kullanarak trade yaptık arkadaşlar. Abartmaya gerek yok. Alacağımızı aldık çok zorlamadan. Vaktimiz de var, güne bakışımızı yayınlamak istedim. Arkadaşlar isterseniz bugün trade'lere başlamadan önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Gidiyorduk. İndikatörümüz vardı bir tane. Benim tek kullandığım indikatördür arkadaşlar. Başka bir indikatöre, yani bir volüme bakarım arada bir. Onun haricinde pek bakmam. Volüme de niye baktığımı az sonra size göstereceğim. Killzone'u açıyoruz arkadaşlar. Bakın ICT Killzone açtık. Neyi belirliyoruz burada? Baktığım benim sabah kalktığımda Asya, London, high ve low'ları ve True Day Open, yani Midnight Open, bunlar çok hassas, algoritmalar için hassas noktalar arkadaşlar. Bunların alınıp alınmadığına bakıyoruz. Alınmış olsa bile işaretlemekte fayda var. Bakın burayı işaretleyeceğim şimdi. London High arkadaşlar, hemen yazıyoruz. London High diyoruz. Daha sonra geliyoruz. London Low'umuzu çiziyoruz. Çünkü Asya High ve Low alındı. Aslında onları çizmekte de fayda var. Onlar da hassas noktalar ama London Low'u da çizelim. İkisi de alındığı için London High ve Low lazım, yeterli bize. Bir de True Day Open, yani Midnight Open'u çizeceğiz arkadaşlar. Bakın burası da Midnight Open. Buraya da Midnight, yani gece yarısı Open diyelim. Bu üç hassas nokta bize lazım olacak. Bunları çizdikten sonra bunu arkadaşlar kapatabiliriz. Bunu kapatıyoruz. Tamam, biz bunu çizdik. Şimdi arkadaşlar bakın. Bizim Boomerang'ımız neydi? Boomerang'ımız bizim arkadaşlar ekonomi haberleri, bana ait olan bir model. Ekonomi haberlerinde kullandığımız bir model. Bu ekonomi haberleri genelde neler? Non-farm payroll, CPI, FOMC meetings. FOMC meetings haricindeki haberler genelde New York saatiyle sabah 8.30'da arkadaşlar. FOMC genelde 2'de oluyor. GDP, bakın GDP'yi de buna sayabiliriz. GDP'yi de buna sayabiliriz. Her ne kadar CPI ve non-farm payroll kadar olmasa da orta ölçekli bir haber. Onu da uyguladığımızı daha önceki zaten videolarımdan hatırlarsınız. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunları London High'ımızı, Low'umuzu, Midnight Open'umuzu çizdik. İsterseniz sabah 8.30 civarına gelelim. Bakın görüyor musunuz sabah 8.30 candle'ın ne kadar büyük olduğunu. Bu bir ekonomi haberi arkadaşlar. Ne yapıyorduk Boomerang'da? Ekonomi haberleri öncesinde trade girişi yapmıyorduk. Bir dakikalık candle'ımızı bekliyorduk arkadaşlar. Bir dakikalık candle'ı bekledikten sonra o bir dakikalık candle'ın high'ından low'una, bakın high'ından low'una Fibonacci çekiyoruz. Üzerine tıkladığımızda benim bakın Boomerang değerlerim var. Boomerang'ı işaretlediğim anda bakın görüyor musunuz? İsterseniz ekranı dondurup bunları alabilirsiniz. Boomerang değerlerimiz geliyor. Boomerang değerlerimiz geliyor ama bakın burada bir şey daha var. Bakın az önce çizmeyi unutmuşum. Bunu da kullanıyoruz. Bakın Killzone'da bir şey unutmuşum ben. Şimdi onu görünce aklıma geldi. Killzone'da London High Low aldık ama bakın burada bir de New York PM Low var arkadaşlar. Bu da çok hassas bir noktadır. Bunu da çizmekte fayda var. Çünkü az sonra bunu kullanacağız. Bu tür işte bu bir likiditedir arkadaşlar. Buralar bu çok hassas bir noktadır ve buralar likiditedir. Bakın burada bir likidite var zaten. Buna da arkadaşlar ne diyelim? New York PM Low diyelim ki az sonra kullanacağız. Bakın burada da bir likidite var isterseniz. Pardon. Buradaki likiditeyi zaten hemen üstünde. Aklınızda olsun. Burayı kapatalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar Boomerang'da? Boomerang Fibonacci değerlerimizi çizdikten sonra genelde bizim için sweet spot, yani hassas noktamız, yani güzel noktamız Fibonacci Boomerang için 25-50 değerleriydi ama çok ve çok önemli dikkat ettiğimiz hassas noktalardan birisi bakın likiditeydi. Az önce ne demiştik? Bunun az üstünde bakın likiditeyi aldıktan sonra dönüyor. Eğer ki bir likidite varsa güzel bir likidite varsa 25-50 değerlerini beklemenize gerek yok. Eğer o likidite bu iki arasında olsaydı, hatta 1.5'ün üstünde olsaydı o likiditeyi beklemekte fayda vardı. Dediğim gibi çoğu bumerangımız genelde 25-50 arasından dönüyor olsa bile buraya takılı kalmıyoruz. Likiditelere, hassas noktalara dikkat ediyoruz demiştik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar New York PM Low'un hemen üstündeki likidite hem bura hassas hem likidite hassas, buradan dönüyor. Ve neydi bumerangda? Birinci hedefimiz Mean Threshold. Bu 1 dakikalık candle'ın tamamının orta noktasına Mean Threshold diyorduk arkadaşlar. İlk hedefimiz orasıydı ve neden bearish aldık? Çok önemli bir noktayı atlamadan edemeyeceğim. İlk reaksiyonun tersi yönünde bir hareket bekliyoruz arkadaşlar. Her zaman ve her zaman verilen bize, bakın GDP değerleri bugün kötü geldi. O yüzden arkadaşlar bu değerlerin hiçbir önemi yok. Bizim için önemli olan ilk verilen reaksiyon. Reaksiyon bullish arkadaşlar. Bakın GDP haberleri kötü gelmesine rağmen ilk reaksiyon bullish. İlk reaksiyonun tersi yönünde bir hareket bekliyorduk. İlk hedefimiz Mean Threshold, ana hedefimiz bir standart deviation. Az sonra zaten aldığım trade'de nerelere hedef gösterdiğimi göreceksiniz arkadaşlar. Ben uyandığımda zaten orta nokta alınmıştı. Burada bir yerde uyandım arkadaşlar. Daha sonra yani buralara, yukarılara bir pop bekledim. Eğer ki pop yapsa alacaktım ama buradaki orta noktaya olan reaksiyonu gördükten sonra giriş yaptım. Çünkü bizim ana hedefimiz neydi? Bir standart deviation'da oralara kadar geleceğini düşünüyordum. Aldığım ilk trade'de burada aldım ama 9.30 session açılışına yaklaştığımızda buffer kalmadı arkadaşlar. Buffer ne demek? Session açılışları çok agresif olur arkadaşlar. Çok agresif olur. Eğer ki bir buffer'ınız, yani böyle bir artı 500-600'lerde değilseniz, yani bir 20-30 puan buffer'ınız yoksa, en az 10-15 puan diyelim, 20 biraz fazla olur. Bir buffer'ınız yoksa session açılmadan çıkıp session açılışını görmekte fayda var. Bunu görerekten ben 200 küsür zararla çıkıyorum. Session açılışını bekliyorum. İlk reaksiyonu session açılışında gördükten sonra giriş yapıyorum arkadaşlar. Az sonra göreceksiniz. En büyük nedenlerinden bir tanesi, zarar ettiğimi bilsem bile ne demiştik? Session açılışları çok agresif olur. Session açılışı için buffer'ımız yoksa beklemeden kapatıp açıldıktan sonra girmekte fayda var demiştik. Hatta ilk 15 dakika trade yapmamakta fayda var demiştik ama bumerangımız olduğu için biraz da reaksiyonu gördükten sonra tecrübelere dayanarak girişler yaptık ve hedefimiz olan bir standart deviation'a ulaştık arkadaşlar, görüyorsunuz. Ama trade'de göreceksiniz, bumerangda her ne kadar bir standart deviation desek de London Low'umuz ana hedefi olarak söylüyorum. Az sonra göstereceğim videoda ki oraya da ulaşıyor arkadaşlar. Bumerangımız bu kadar. Daha sonraki aldığımız optimal trade entry'yi az sonra gösteririm isterseniz. Önce bir buradan bumerangımıza bakalım arkadaşlar. Bakın bumerangımızı çalıştırıyoruz tekrardan. Bumerangımız 5 dakikada 3700 dolar yaptı arkadaşlar. Nasıl 5 dakika? Bakın ilk aldığımız trade'den çıkıyoruz. Ondan sonraki ikinci trade girişimize girdikten sonra 5 candle demek 5 dakikada hedefe ulaşıyoruz arkadaşlar. 5 dakikada 3700 yapmamız oradan geliyor. Onu da belirtmekte fayda var. Bakın arkadaşımızın bir de hocam şunu büyütebilir misin dedi. Büyütelim isterseniz. Bakın ne dedik? Yeni uyandım. Kaçırmışım. Bakın gördüğünüz gibi şu an için trade girişimiz yok. Biraz pop yaparsa gireceğiz demişim. Az sonra biraz gelecek. Bakın orta noktaya, bakın görüyor musunuz? Orta noktanın hassaslığını bakın. Görüyor musunuz? Wick'lerin orta noktaya hassaslığını, oraya kadar geliyor. Zorlandığını görünce yukarıları beklemeden giriş yapıyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi oraları geçmekte zorlanıyor ve pardon, girişimizi hemen yapıyorum. Zaten yazacağım, Mean Threshold'u geçmekte zorlanıyor diyerekten girişimizi yaptık. Ana hedef olarak bir standart deviation'ı belirledik arkadaşlar. Bir tane kontrat için. Sonra ikinciyi ekledik. Pop yapınca, ikinciyi ekleyince hedeflerden birisini buradaki likiditeye, ikincisini de bir standart deviation'a koyduk arkadaşlar. Birinci trade için. Şimdi bu arada 9.30 yaklaşıyor arkadaşlar. 9.30'u bekliyoruz. Eğer ki 9.30'da burada bir yerde olsaydım çıkmazdım. Çünkü biraz buffer'ımız vardı. Yani 15-20-30 puanlık buffer varken, çünkü burada eğer olsaydı yukarı pop yapsa bile beni çok etkilemeyecekti. O yüzden bu tür durumlarda kolay kolay çıkmıyoruz. Session açılışını bekliyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın 30 saniyelik. 1 dakikalıkta gördüğünüz gibi FVG'lerimiz yok. Bu durumda pardon, aşağıdaki lower time frame'lere, saniyeliklere inip oradaki FVG'leri bile kullanabiliriz. ICT'nin 15 saniyeye kadar indiğini bile biliyoruz arkadaşlar. Bakın bu FVG bize niye yardım ediyor? Neden bu FVG'yi aldık? Bakın şimdi durduruyorum. Bu FVG'ye olan reaksiyonu görüyor musunuz? Bu candle FVG'nin orta noktasını da geçiyor ki bu bullish bir harekettir arkadaşlar. Bullish bir hareket olduğu için ben burada kafamda soru işaretleri belirliyor. Tamam dedim, artık bu biraz daha pop yapacak ve session açılışı geliyor. O yüzden bakın az sonra ne yazacağım. Burayı geçerse çıkıyoruz yazacağım. Çünkü biliyorum ki bu hareketten sonra yukarıya hareket devam edecek arkadaşlar. Bunu gördüğüm anda burayı geçerse çıkacağız, sonra tekrar gireceğiz yazıyorum. Bakın bu tür olaylar çok önemli. Sizde belki saniyelik hesap, yani trading view hesabınıza göre saniyelik olmayabilir. Ben yeni update yaptım. Eskiden yoktu bende. Premium'a geçtim. Şu an bir deal vardı. Şimdi arkadaşlar bu tür saniyelikleri nasıl kullandığımızı görüyorsunuz değil mi? Bakın burada FVG hiç yok 1 dakikalıkta. 30 saniyelikten alıyoruz ve görüyoruz ki bullish bir hareket var. Yukarı doğru hareket devam edecek, biliyoruz onu. Daha sonra bakın buffer'ımız yok session'dan önce, görüyor musunuz? Hatta bize böyle agresif bir hareket verdi. Görün bakın az sonra göreceksiniz ki bu aralarda 200 küsürle bakın çıkacağım şimdi, 265 civarında bir zarar var. Çıktık arkadaşlar. Neden? Zaten zarardayız. Bakın session açılışları çok agresif olur. Eğer ki ben session açılışını beklesem, bu hareket yukarıdaki likiditeyi almaya kadar gidecek olsa ben direkt patladı yani. Direkt bitti, geçmiş olsun. Bu yüzden arkadaşlar yaptığınız hareketler, yaptığınız planlama çok önemli. Bugün aşağı doğru ilk reaksiyonunuz 9.30'da. Eğer bu aşağı doğru olmasa, bakın ben burada çıkmasaydım aşağı doğru hareket olduğu için sıkıntı çekmezdim. Ama bunu bilemezsiniz. Bunu bilemezsiniz. Bakın burada bir bullish breaker var arkadaşlar. Bakın bazı arkadaşlar diyor hocam bullish breaker çiziyorsun, hep sen tutturuyorsun. Biz bullish breaker'da bullish trade'ler alıyoruz ama bizim dediğimiz zaman olmuyor. Bakın benim bullish trader, yani bullish breaker'dan aldığım trade sayısı sadece geçen hafta 6 tane trade'im var yayınlanan. Unicorn modelinde. Peki ben bunu niye kullanmıyorum arkadaşlar? Bakın low, high, lower low, hayır. Şu gördüğünüz bullish breaker. Bullish breaker gördüm. Haydi hadi bullish trade'ler alalım olayı değil bu. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Boomerang kullanıyoruz. Hedefimiz bir standart deviation, ilk reaksiyonun tersi yönünde. Ana resim çok önemli. Bias'imiz, ön yargımız ne? Aşağı gidecek. Ön yargımız aşağı gidecekken tutup burada bullish breaker'ı görüp burada bullish trade almayız. İşte bu yüzden her bullish breaker çalışmaz arkadaşlar. Ana resim çok önemli. Ön yargı, bias, buy program veya sell program olması çok önemli. Burada sell programdayız. Yani aşağı doğru bir hareket bekliyoruz. O yüzden bullish breaker'larda girmiyoruz. Burada bullish trade almıyoruz. Nedeni bu. Yakında bir breaker videosu yapacağım. Bakın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu breaker'ların bazılarının çalışmaması arkadaşlar. Neyse. Çok fazla abartmayalım. Devam edelim arkadaşlar. Bakın session açılacak şimdi. Session açıldıktan sonra session açıldıktan sonra tekrar gireceğiz yazıyorum. Bakın görüyor musunuz? Bak çıkmamış olsam çok daha fazla zararla edecektik ama burada tam böyle istediğimiz yönde bir hareket oldu. 9.30 geliyor şimdi. Bakın 9.30 geldi. Görüyor musunuz 9.30'daki hareketi? Bu hareketi görüyorum. Bakın bu hareketi gördükten sonra burada girmiyorum. Burada girmiyorum. Bakın ben normalde zaten market girişi yapan birisiyim ki market girişlerinde, hele ki böyle agresif yönde hareketlerde market girişi yaptığınız zaman aradaki spread açılır arkadaşlar. İstediğiniz yerden giremezsiniz. Limit girmek isterseniz de trade'i kaçırabilirsiniz. O yüzden pop yapmasını bekliyorum. Pop yaptıkça eklemeler yapacağım arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben izliyorum buradaki FVG'ye olan reaksiyonu. Bakın ilk body geçmedi. Body geçmediğini görür görmez girdim arkadaşlar. Buranın üstüne çıkmaz artık diyorum ki, çıkmaz dedikten sonra pop yapması önemli değil. Bakın body'ye bakın arkadaşlar. Body'nin geçmediğini görüyorsunuz. Body'nin geçmediğini görüyorsunuz. Yukarı doğru pop yaptıkça eklemeler yapıyorum. Bakın biraz geri alayım. Şu an 3 tane var. Bakın şu an 3 tane var. Daha böyle bir tane eklediğim, bak bir tane daha ekleyeceğim. Şimdi tam en yukarıdaki tepede yapmak istesem, bakın bir daha yukarı gittiğinde ekliyorum ve ortalamam benim buraya geliyor 4 tane. 4 tane ortalama varken bakın buraya şeyleri koyuyoruz, buy limitleri. Zaten birinciyi hemen alıyor. Diğer ikinciyi de alıyor. Bakın arkadaşlar girdiğimiz yer burası. 1, 2, 3, 4. 5 dakika olması lazım. Ben saymıştım. Şu an bir tanesini eksik saydık galiba. Belki şu, bunu da saymış olabilirim. Belki de 4 dakikada yaptık 3700'ü yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir boomerang trade'i. Pardon ya, bu yani öksürükten dolayı özür diliyorum. Bir türlü geçmedi. Şimdi arkadaşlar bakın. Boomerang trade'imiz buydu. Peki ben bir şey göstermeyi unuttum size. Şuradan birazcık geri alayım. Bakın arkadaşlar. Ana hedef London Low. Boom yapmışız. Almışız. 4 tane 3700 cebimize koymuşuz ama orada bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hedefimiz London Low. London Low alınmamış arkadaşlar. Ve geldiği yer neresi? Bakın. London Low'umuzu alıyoruz. Gördüğünüz gibi London Low'umuzu alıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir trade'di. Boomerang'ımız yine tıkır tıkır çalıştı. Yeni arkadaşlar olabilir, yeni üye olan arkadaşlar olabilir. Boomerang nedir diye soran bir arkadaş vardı bugün. Arkadaşlar Boomerang modeli bana ait bir model ve Boomerang'dan çok çok güzel paralar kazandık. Çok oranı, yani kazanma oranı çok yüksek. Çok yüksek bir model. Yüzlerce haberi test ettim. Non-farm payroll, CPI, GDP, aklınıza gelebilecek FOMC, yüzlerce arkadaşlar. %90'dan fazla kazandırma oranı var. Bizim için orta nokta, ilk hedefi alması önemli. Büyük candle olmadığı için burada 20-30 dolarlık bir hedef var. Ama normalde non-farm'da, CPI'de arkadaşlar bu orta noktası alması bile sizin gün içerisinde yeterli. Bazen 50-60-70, bazen 100 puanlık bir orta noktadan bahsediyoruz arkadaşlar. Orta nokta ilk hedefimiz. Bunu alınca boomerang'ımız başarılı sayıyoruz ama ana hedefimiz her zaman bir standart deviation. İlk reaksiyonun tersi yönde. Eğer ilk reaksiyon aşağı doğru olsaydı trade'lerimiz yukarı yönde olacaktı arkadaşlar. Bunu da söylemekte fayda var. İsterseniz ikinci trade'imize geçelim. İkinci trade'imiz neydi? ICT Optimal Trade Entry. Bunu da büyütelim. Bir arkadaşımız hocam büyütür müsün diye sormuştu. Arkadaşlar şimdi böyle agresif bir hareket, bakın böyle bir agresif bir hareketten sonra her zaman OTE seviyelerine bir pop vardır. Her zaman. Bu yani bu bir set stone, böyle bir kural yok ama ortalama olarak tecrübelerime dayanarak böyle bir durum var arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bununla alakalı çok fazla trade'im de var. Optimal Trade Entry kullanarak. Şimdi buradan bakın bu high'dan bu low'a Fibonacci çektiğimizde bize Optimal Trade Entry'yi burası olarak veriyor. Optimal Trade Entry değerlerimiz 0.62 ve 79. Bu ICT'ye ait bir model arkadaşlar. ICT'nin Optimal Trade Entry modeli. Biz ne bekliyoruz? Bu Optimal Trade Entry'ye olan bir pop'u bekliyoruz ve hedefimiz tekrardan buradan bir pullback olması. Tekrar aşağı doğru bir pullback olması ama en aşağıyı hedeflemiyoruz. En aşağıyı hedeflemiyoruz. Çok agresif bir hedef olur bu. Hedeflerimiz 50-60 puan civarında hedefler genelde arkadaşlar. Burada bu Optimal Trade Entry'den bir 50-60 puanlık bir geri çekilme genelde görüyoruz ki burada zaten az sonra göreceksiniz. Şu an yazıyor ama ben ES'te takip ederken, belki az sonra görürüz videoda, ES'te çok büyük bir divergence var arkadaşlar. ES'te buranın likiditesi çoktan alınmış, NQ'da alınmamış. Yani görüntü olarak ES NQ'ya göre biraz daha kuvvetli görünüyor bugün. Son zamanların tersine. Normalde Nasdaq çok güçlüydü son zamanlarda Nvidia sayesinde. Şimdi normalde optimal trade entry burası 0.7962, hatta 0.705 değeri var ki o da tam milimetrik olarak onun verdiği değerlerden bir tanesi, ama bu 79-62 değerleri bize yeterli seviyeler arkadaşlar. Şimdi bunu gördüğünüz gibi zaten hem dedik ki OTE seviyelerine geldiği zaman, hem öğlen arasının bitmesini bekledik. 1.30'dan sonra giriyoruz. Bakın arkadaşlar çok önemli. Yani 2'ye yaklaştık hatta, yani biliyorsunuz 2'de öğleden sonraki silver bulut saatlerimiz, yani hareketlerin başladığı saatleri bekledik. Acele etmedik. Demedik ki hemen buraya gelir gelmez alalım. Bekleyelim dedik. Reaksiyonu görelim dedik. Öğlen arası bir geçsin dedik. En azından 1.30'u bir görelim dedik. Hatta ve hatta silverwood saatlerine yaklaşırsak daha güzel olur dedik. Bakın bunlar çok önemli noktalar. Bunlardan ben her zaman böyle söylüyorum. Öğlen arası trade yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın öğlen arasında olanlar bunlar. Bakın görüyorsunuz hiçbir şey yok. Sıfır. Aşağı yukarı aşağı yan yan devam ediyor. Yani zamanınıza yazık. Her gün ve her gün söylüyorum, öğlen araları trade yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bazen hareketler olabilir ama genelde yan hareketlenmelerin olduğunu görüyoruz. Ne yaptık? Optimal trade entry'yi belirledik. High'dan low'a Fibonacci çektik. Optimal trade entry'mizi belirledik. Bir pop bekledik buraya ve öğlen arasının geçmesini bekledik. Bu arada artı olarak bize ES'te bir divergence çıktı arkadaşlar. SMT divergence, ki bu bize çok daha ayrı bir pozitif anlamda yardımcı oldu. Higher time frame'den bir saatlik bir BC'miz de var arkadaşlar. Buradaki reaksiyonları da görüyoruz. Ondan sonra bakın az sonra zaten girişimizi yapmıştık. Biraz daha pop yaparsa ekleyeceğiz diyoruz. Bakın az sonra söyleyeceğim zaten. Pop yapınca eklemelerimizi de yapıyoruz. Hedefimiz ilk olarak buradaki likidite bir kontratta. Bir tane daha ekleyeceğiz az sonra pop yapınca, iki kontrat olunca arkadaşlar. İlk olarak hedefi aşağıya çekiyorum ama onun diyorum gerek yok, yani genelde bu tür durumlarda en aşağıya tekrar gelmediği durumların olduğu için çok zaten sabahtan güzel bir trade almıştık. Bakın bir tane daha ekledim, görüyor musunuz PAP'ta? Ortalamayı biraz daha yukarı çektik. Güzel bir karar verdiğimizi de görüyorsunuz zaten, oradan yukarıya çıkmayacak artık. Şimdi iki kontrat olunca biri burada, ikinciyi buraya koyuyorum ama bakın. Wick'in altına koymuyorum. Genelde ICT diyor ki böyle wick varsa bu wick'in orta noktasına koyun diyor ki, ben normalde body'ye koydum. Onu da az sonra yukarı çekeceğim. Arkadaşlar diyorum 2000 dolar yeterli. Zaten iyi bir karar verdiğimizde az sonra göreceksiniz zaten. Devam ediyor. Biraz ileri alalım isterseniz bunu. Biraz daha ileri alalım. Bakın bearish breaker'ımız da oluştu. Bearish breaker'ı da göstermekte fayda var. Low, high. Pardon, high, low, higher high, lower low. Bakın burada bir bearish breaker'ımız var. Bu breaker'ı çizdik. Buradan Fibonacci çektiğimizde de değerlerin bu hassas yerlere geldiğini göreceğiz. Şimdi buradan devam edelim. Bakın gördüğünüz gibi buradakini yukarı çektim. İlk hedef buradaki likidite, ikinci hedef buradaki likidite diyorum. Ve az sonra zaten diyorum 2000 yeterli. Abartmaya gerek yok. Bakın Fibonacci'mizi de çektik. Gördüğünüz gibi Fibonacci değerlerinin de likiditelere denk geldiğini görüyoruz. Bu bize ayrı bir confidence, yani kendimize güvenimizi arttıran bir durum arkadaşlar. Az sonra hızlı bir şekilde bakın burada silver bull saatlerine de girdik bu arada. 2-3 arasındayız. Hareketlenmelerin olduğu saatler. Bakın zaten az sonra birinciyi aldığını tekrardan buradan göstereyim. Bakın biraz daha geri alayım şöyle. Hah, bakın 900 puan birinciyi az sonraki hareketle alacak. İkinciyi de alacağız ve 2000 doları. Burada nedense kendi cancel yapıyor. Anlamadım niye cancel yaptığını arkadaşlar. Tekrardan koymak zorunda kaldım. Az sonra aldığını göreceksiniz hızlı bir şekilde. Hem bunu hem bunu. Ve en aşağı noktaya gelmediğini göreceksiniz bakın. Buradan bir yerden dönüyor. Aldığımızı gördük arkadaşlar. Çok güzel iki trade'imiz vardı. Bunları gösterdik. pardon, hala bakın devam ediyor. Oraya ulaşmamış. Ulaşma ihtimali var ama hala ulaşmamız. Biz zaten burada almıştık. Beklemeye bile gerek yok. O aralarda konsolidasyon falan yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizlere bakın şunu sildikten sonra optimal trade entry'yi nasıl aldığımı bir göstereyim. Son olarak bunu da gösterdikten sonra kapatacağız. Bakın high, low. Bu bizim dealing range'imiz. Beklentimiz arkadaşlar, high'dan low'a çekiyoruz. Daha sonra iki tıklayıp bizim OTE seviyelerimizin olduğu Fibonacci bakın 62-79. İsterseniz dondurup alabilirsiniz bunu. Okey dedik. Bakın görüyor musunuz? Pardon, bu olmadı ya. Şöyle olacak, yanlış olmuş. Ha. High'dan low'a yanlış çekmişiz. Bakın burası low, burası high. Gördüğünüz gibi en yüksek noktadan en aşağı noktaya çektiğimizde optimal trade entry'nin olduğu yerleri görüyoruz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra bakın reaksiyonları gördükten sonra girişimizi yaptık zaten ve gerekli olan 50-60 puanımızı çok rahat bir şekilde, birinci hedefimiz buradaki şuradaki likiditelerde, ikinci hedef buraydı. Toplamda $2000 yaptığımız trade'imiz böyleydi arkadaşlar. Şimdi kapatmadan önce bir iki şeye bakalım istiyorsanız. ThinkOrSwim'e gidelim. Arkadaşlar burada bakabiliriz. Bakın dün söylemiştim. Expected bottom'a yaklaştık. Büyük ihtimalle expected bottom'ı alacağız demiştim dün. Görüyorsunuz altına bile geçmişiz. SPX'in birinci bakacağımız şey buydu. İkinci bakacağımız şey Russell 2000 diyor ama bunu isterseniz şuradan S&P 500 yapalım. Ve gördüğünüz gibi S&P'nin diğerlerine göre sağlam, yüksek olduğunu görüyoruz. Burada bir enteresan bir durum gördüm ben. Advancing 73 diyor. Ama normalde ES'te biz aşağıdayız. Nasıl öyle bir şey yapmış anlamadım. ES'e bakalım. ES'in başlangıcına göre bakın normal şartlarda başlangıçtan sonra enteresan orada yani eksideyiz ama advancing daha fazla, enteresan. Neyse burada chart'tan bakalım. Bana çok garip geldi bu. Normal şartlarda S&P 100'da advancing'in ekside olmamıza rağmen 73 tane stağın artı olduğunu görüyoruz. Burada enteresan bir divergence var arkadaşlar. Şimdi burada size göstereceğim benim buradan quad features diyelim. Bu ES. Bunu NQ yapacağız. Bunu NQ yapalım. Bir günlüğe getirelim. Bakın arkadaşlar. Ne demiştik? Dow Jones ve Russell kaç gündür aşağıda, yeni bakın Nasdaq'in bunlara, Nasdaq ve ES'in katıldığını görüyoruz arkadaşlar. Son iki gündür Nasdaq'in Dow Jones ve Russell 2000'a katıldığını görüyoruz. İki gündür arkadaşlar güne bakışta bas bas bağırıyorum, söylüyorum. Bakın arkadaşlar divergence var. Beraber hareket etmiyorlar. Bu aklınızda olsun. Burada ters giden bir şey var. Divergence dediği olay arkadaşlar, indeksler beraber hareket etmiyor. Divergence demek bunlar beraber hareket etmesi gerekiyor. Hareket etmesi lazım. Normal şartlarda beraber yükselip beraber düşmesi lazım. Ama eğer ki bunlar arasında böyle birileri böyle agresif şekilde düşerken diğerleri hala yükselmeye devam ediyorsa bu bir divergence'tır. Bunun aynı şeklini Bonds'da ve Dollar'da da görüyoruz arkadaşlar. Bugün mesela enteresan bir şey. Dollar arkadaşlar, buradan açalım ya, başka yere gitmeye gerek yok. Dollar'ın da düştüğünü gördük. İndisilerle beraber Dollar'ın da düştüğünü gördük. Çok enteresan bir durum bence. Burada galiba dollar sign koyacaktık. Şöyle dollar sign koyalım. Dollar'ın bakın arkadaşlar, bu da bir divergence'tır yani. Dollar'ın yani doların düşmesi enteresan. Yani Nasdaq ve ES düşerken doların yükselmesini bekleriz. Çok enteresan bir olay yani. Bu bir divergence'tır, aklınızda olsun. Bir beraber hareket etmeme, mantıklı bir yükseliş veya düşüş değildir bu. Şuradan isterseniz ZB'ye bakalım. 30 yıllık bounce. 30 yıllık bounce 2 gündür agresif bir hareket vardı. Şimdi tekrardan bir bounce yapmış. Yani enteresan şeyler oluyor arkadaşlar. Bunları söylemekte fayda var ki bilesiniz. Bugün Nasdaq'in ve ES'in, Dow Jones ve Russell 2000'a katıldığını gördük, beraber hareket ettiğini gördük ama doların bu sefer enteresan bir şekilde beraber hareket etmediğini gördük. Bir de altına bakmakta fayda var. Bir de altına bakalım. Altının kararsız bir gün geçiriyor altın. Yani arkadaşlar diyeceğim o ki bunlara da baktıktan sonra bir de Nvidia'ya bakayım ya. Ah, bakmışken, çünkü Nvidia'ydı yani toplamda. Bakın Nvidia'nın geri çekildiğini gördük. Ne demiştik? Marketleri özellikle Nasdaq'i Nvidia ayakta tutuyordu. Diğer Dow Jones ve Russell 2000 düşmesine rağmen Nasdaq'in ve ES'in ayakta kalmasının en büyük sebebinin Nvidia olduğunu söylemiştik ve Nvidia'nın geri çekilmesiyle hem Nasdaq'in hem de ES'in geri çekildiğini görüyoruz. Heatmap'ten isterseniz bakalım, bakın. Şu an Nasdaq'e baktığımızda o Magnificent 7 dediğimiz o büyük firmaların bu sefer kırmızı olduğunu, diğer firmaların yeşil olduğunu görüyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi yine bir korelasyon yok. Paranın Nasdaq'ten, tech stocklarından diğer yerlere aktarıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bunları bilmekte fayda var. Bakın gördüğünüz gibi büyük firmaların kırmızı, diğerlerinin yeşil olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Russell 2000'ın da bakın diğer günler kıpkırmızıydı. Bu sefer Russell 2000'ın yeşil olduğunu, Dow Jones'un tech stock'lar hariç yeşil olduğunu, yani paranın tech stock'lardan alınıp diğer sektörlere aktarıldığını gördük bugün arkadaşlar. Bunları da bilmekte fayda var. İsterseniz son olarak bakalım buraya. Evet, gördüğünüz gibi orayı da almış. Eğer ki beklesek oraya da geliyormuş. Ama dediğim gibi 2000 yeterli demiştik. 2000'e almıştık arkadaşlar. Hedeflerimizin hepsini tutturduk bugün. Dünün tam tersine. Dün neydi? Dün kar yapmıştık. Hedeflere tam ulaşamamıştık. Bugün ise istediğimiz hedeflerin hepsine, hem demiştik London Low'a gelecek demiştik. Oraya da geldi. Optimal Trade Entry'de ilk koyduğumuz hedef burasıydı. Buraya da geldi arkadaşlar. Bugün hedeflerimizin hepsini tutturduğunu görüyoruz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güne bakışı bugün erken yaptık. Umarım yatmadan sizler için de iyi olmuştur. Umarım yarın da güzel trade'ler alırız. Bugün için benden bu kadar. Eyvallah arkadaşlar. Dikkat edin kendinize.